Evet arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, dün akşam yani 2016'yı 2017'ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum, savunmasız insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde de yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe taburcu oluyor. Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil. 3-4 yaralımız var bu şekilde. Onun için de hastaneler, doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar. Burada da bir hospital'da da yaralıları ziyaret ettik. Durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var. Başka ülke vatandaşları da var. Terör insanlığın ortak derdidir. Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DAEŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Şu bilinmeli ki bugün burada olan bu terör dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. Bizde terör olmaz diyemez. Daha birkaç gün önce Almanya'da oldu. Evvelsi gün Irak'ta oldu. Daha önceki zamanlarda muhtelif ülkelerde oldu, oluyor. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var. Terörün kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz, zafiyet oluşturur. Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir inisiyatif alması ve Suriye'de uzun süren savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyaya şamil olarak kabul edilmesi bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir. Türkiye'de de olabilir ama milletime, vatandaşlarıma ben şunu söylüyorum. Terör bizi yıldıramaz. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz. Biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye amansız bir şekilde devam edeceğiz. Burada en büyük güvencemiz milletimizin bu kararlılık karşısında gösterdiği dayanışma ruhudur, kardeşlik ruhudur.
bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Bir kez daha hayatını kaybeden yabancı ve vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve 2017'de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz için, bölgemiz için var gücümüzle daha fazla çalışacağımızı da vatandaşlarımıza ifade etmek isterim. Geçmiş olsun. Buyurun. Arkadaşlar, bunların hepsi tevatür. Bazı yerlerde kulağıma geliyor. Efendim terörist Noel Baba kılığına girmiş, gelmiş ve bu olayları yapmış. Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor. Ve ondan sonra da içeri girip rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor. Ölümünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerinde bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor. Ama polis, emniyet teşkilatımız meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Saldırının kimliği bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içerisinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak. Teşekkür ediyorum.